Merhaba sevgili Alem Plan takipçileri, yeni bir Sinema 101 bölümüne hoş geldiniz. Sinema 101'in bu bölümünde sinemanın en büyük ustalarından Hitchcock'tan bahsedeceğiz. Bugün de benim Hitchcock kuralı adını verdiğim bir kuraldan bahsedeceğiz. Kuraldan bahsedilen yer Hitchcock Truffaut kitabı. Eğer bu kitabı okumadıysanız kesinlikle ama kesinlikle bulmanızı ve okumanızı tavsiye ederim. Ne yazık ki Türkçe baskısı artık basılmıyor diye biliyorum. Eğer İngilizceniz varsa İngilizce versiyonunu veya eski bir sahaftan veya kitapçıdan Türkçe versiyonunu bulmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Hem sinema üstüne düşünce anlamında kusursuz bir kitap, hem Hitchcock'un hem Truffaut'un dehalarını anlamak için muhteşem bir kitap ve Hitchcock'un kafasının içine muhteşem bir yolculuk, kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. 180. sayfada Rope adlı filminden bahsederken bize kurduğu bir cümle var. Ona bakacağız. Bakmayacağız, şaka yaptım. Bilmeyenler için Rope, Hitchcock'un çok farklı bir denemesi. Hitchcock kurgu üzerine oldukça fazla kafa yormuş, kurgu dehası bir yönetmenken Rope filminde kesintisiz hiç çekim yapmamış, bir tiyatro oyunuymuş gibi bir film çekmek istiyor. Bunu o günün teknolojisiyle mümkün olmayan bir şeydi. Kameralar en fazla yaklaşık 10 dakikalık çekim yapabiliyordu. Dolayısıyla filmini 10 dakikalık bölümlere ayırması gerekiyordu ve bu bölümlerin arası geçişlerde de belli belirsiz kesmeler yapması gerekiyordu. Yani karakterlerin sırtına girip yine karakterin sırtından çıkma gibi ekranı tamamen siyaha boyadığı sahnelerde kesme yapmak istiyordu. Burada karşılaştığı sıkıntı, Hitchcock kadrajlamada ve mizansen oluşturmada çok büyük bir deha olduğu için bu plan ve açı türlerini sadece kamera hareketlerini kullanarak yapabilmesi gerekiyordu. İşte bu teknikten bahsederken de burada çok kilit bir cümle kuruyor ve diyor ki bir nesnenin çerçevede kapladığı boyut, o nesnenin o sahnedeki duygusal değeriyle eşdeğer olmalıdır. Yani ne demek? Bir nesne ne kadar büyükse o an senaryoda o kadar kilit bir rol tutuyor demektir. Hitchcock'un bunu en güzel kullandığı yerlerden birisi Notorious adlı filmi. Bu filmde kadın baş karakterimiz bir ajan ve bir suçluyu yakalayabilmek için onunla evlenecek kadar ileri gidiyor rolünde ve tabii ki kocası da bunu biliyor. Bunu biliyor ama bir ajan olduğu için onu açık seçik öldüremediği için yavaş yavaş onu zehirleyerek öldürüyor ki fark edilmesin. İşte başlarda karakterimiz bundan haberdar değil, sadece hastalandığını düşünüyor. Ve bu sahnede karakterimizin aslında içtiği şeylere katılan zehirle zehirlendiğini öğreniyoruz. İşte karakterimiz tam bu detayın farkına varmadan önce bu kahve bardağının kadrajda ne kadar büyük bir yer tuttuğuna bakalım. Dünyaca ünlü Hollywood yıldızımızın kafası ve ondan daha büyük bir şekilde görünen kahve fincanı. Tüm sahne boyunca bu kahve fincanına yapılan vurguyu ve kadrajda kapladığı büyüklüğü görebiliyorsunuz. Burada zaten çok kısa bir süre sonra karakterimiz de aslında içtikleriyle zehirlendiğini anlıyor. Burada kahve fincanı o anki dramatik senaryoda çok önemli bir yer kapladığı için kadrajda oldukça büyük bir yer kaplıyor. Şimdi biraz daha ileri yıllara gelelim. Biraz da güncel örneklere bakalım. Bunu yani sadece Hitchcock mu kullanıyordu yoksa günümüzde de halen kullanılmaya devam eden bir teknoloji mi? Teknoloji. Bir teknik mi? Onu inceleyelim. Mesela City of God, Tanrı Kent filmine bakalım. Burada kendi arkadaşını öldürmesi istenen bir çocuk var. Eline silah tutturuluyor ve arkadaşını vurması söyleniyor. Ve bakın bakalım bu sahnede silah kadrajda ne kadar büyük bir yer tutuyor. Oldukça etkileyici ve dramatik bir sahne. Gerçekten kilit bir sahne. Bir başka örneğe daha bakalım. Bu da Seven filminden geliyor. Dedektifimiz tüm film boyunca suçluyu kovalıyor ve bir yerde neredeyse suçluyu yakalayacakken John Doe onu alt üst ediyor ve kafasına silahı dayıyor. Burada silahın kadraja tuttuğu büyüklüğe ve aslında kadrajın geri kalanı flu'luğuna da bakalım. Aslında burada önemli olan başa silah dayanmış olması değil. Film genelinde baktığımızda o karakteri veya herhangi birini öldürüp öldürmeme tercihinin katilimizde oluşu. O nedenle arka planı flu olarak görebiliyoruz burada. Biraz kadraj okumaya da girdik ama kusura bakmayın, dayanamıyorum. Filmin en sonunda da katilimiz bu sahneye gönderme yapıyor ve unutma ki bugün hayatta oluşun benim tercihim diyor. Bu sahnede bunu çok güzel bir şekilde özetliyor bize. Evet, Hitchcock kuralı bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizler için farklı ve yeni bir kural olmuştur. Bu bir kural değil aslında. Sadece Hitchcock'un kullandığı bir teknik. Umarım sizler için faydalı bir teknik olmuştur.
Bölümü beğendiyseniz paylaşmayı, takip etmeyi, arkadaşlarınıza bahsetmeyi lütfen unutmayın. Sizler paylaştıkça büyüyen bir kanal burası. Sizin başka gördüğünüz Hitchcock kuralı örnekleri var mı? Lütfen yorumlarda paylaşın. Pek çok var. Bekliyorum sizden bir iki tane. Bugünlük bu kadar. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Bay bay.